من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Cuma akşamları hadis dersimize İmam Münziri'nin Tergib ve Terhib kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim en son geçen hafta namazı bilerek ve isteyerek terk edenlerin cezası bölümünü okumuştuk ki bu hafta ise inşallah Kitab-ı Nevafil, Nafileler bölümü. Yani farz namazlardan önce ve sonrasında kılmış olduğumuz sünnetler bölümü. Tamam Mustafa? Farzlardan önce kılıyoruz ya, sabahleyin mesela iki rekat kılıyoruz. Öğlenleyin dört önce, dört de sonra kılıyoruz. İkindinden önce dört kılıyoruz, akşamdan sonra 2-2-2'yi 6 rekat kılıyoruz. Yatsından önce 4 rekat, bir de yatsından sonra 2-2-4 rekat. Bu sünnetlerin faziletleriyle ilgili okuyacağımız konu bugün inşallah. An Ummi Habibete Ramlete binti Ebi Sufyan radıyallahu anhuma talet semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yakul Ummu Habibe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim demiş arkadaşlar. Mâ min abdin müslimin, bir Müslüman, herhangi bir Müslüman kul, yusalli lillahi teala fi kulli yevmin thintey aşrata rak'aten tatavvan gayra feryadatin. Günde diyor herhangi bir Müslüman, Allah'tan korkan imanlı bir Müslüman, günde farzların haricinde, farz namazların yani sabah namazı 2 rekat değil mi çocuklar, öğlen namazı 4 rekat farz, ikindinin 4 rekat farz, akşam 4 rekat farz, değil mi? Ha, 3 rekat. Yatsı 4 rekat farz. Bunların haricinde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar zaten farz. Kılmazsa kötü hem övgünü yiyordu değil mi? Ha, onun için bilerek ve isteyerek hiçbir namazı terk etmeyeceksiniz. Başınızda anne babanız da olmasa, hocanız da olmasa, ustanız da olmasa siz Allah için namaz kılıyor musunuz? Tamam mı gençler? Kim diyor? Bu farz namazların haricinde, farzların haricinde 12 rekat nafile namaz kılarsa, 12 rekat nafile namaz kılarsa, Zâdel Ebu Davud, Ebu Davud'da geçmiş, erba'an kablez zuhur, öğlenden önce 4, ve rak'ateyni ba'dehe, 2 rekatta sonra ve rekateyni ba'del mağrib, akşamdan sonra 2 rekat ve rekateyni ba'del işe, yatsından sonra 2 rekat ve rekateyni kable salatil gadati, sabah namazından önce de 2 rekat. Kim 12 rekat nafile namaz kılarsa ben Allahu Teala lehu beyten fil cenneti ev illa bunye lehu beytun fil cenneti, onun için cennette bir ev yapılırmış arkadaşlar. Kıldığınız nafile namazlar, yani sünnet namazlar bu kadar önemli. Tembelliğe gelip de önemsememezlik yapıp da terk etmeyin ya. Siz 12 rekat o nafile namazı kıldığınız zaman Allah-u Teala sizin için cennette özel bir köşk hazırlatıyor. Tamam mı? Tamam. Herkes burada değil mi? Evet. Tamam o zaman. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
Rak'atel fecri hayrun mined dunya ve ma fiha. Şimdi bize toplu bir nafile namazın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 rekat nafile namaz bir Müslümanın günlük kılması gerek dedi. Tamam mı? Sonra şimdi o kılacağımız nafile namazların mesela sabah namazının 2 rekat nafile namazının nasıl mükafatı varmış? Öğlen namazından önce 4, öğlenden sonra 4 rekat nafile namaz kıldığımız zaman bunların mükafatları neymiş? İmam Münzeri tek tek onları hazırlıyor, onları söylüyor şimdi. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe annemiz rivayet etmiş. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının 2 rekat sünneti, 2 rekat sünneti, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı. Duydunuz mu? Dünya ve içindeki her şeyden daha sevimli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında ve daha hayırlı. Onun için 2 rekat sabah namazı hiçbir zaman terk edilmez. Adam uyuyakaldı, kalkamadı. Öğlen 45 dakika kalana kadar kaza ederse sabah namazının sünnetiyle beraber kaza etmesi gerekir. Bir ezan okur, sünnetini kılar, sonra bir kamet getirir, farzını kılar. Eğer ayrıca kaçırmışsa, ayrıca kalkınmamışsa ailesiyle beraber ne yapar? Cemaat olup kaza edebilir. Tamam mı gençler? Tek başınıza. Velev ki kaçırsanız bileme sabah namazının sünneti kaza edilir. Öğlen ezanı okunduğu zaman artık sünnet kaza edilmez. Sadece farzını kaza edersiniz. Demek ki sabah namazının sünneti her şeyden hayırlıymış. Onun için cemaate de söylüyorum. Camiye geldiniz ki hoca namaza durmuş. Hoca namaza durmuş. Eğer selamdan önce yetişeceğinizi aklınız kesiyorsa arkadaşlar illaki sünnetini kılmanız gerekir. Selamdan önce imama yetişebileceğinizi aklınız kesiyorsa o 2 rekat sabah namazının sünnetini kılmanız gerekir. Çünkü hayrun mined dünya ve ma fiha diyorlar. Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı. Eğer imama yetişemeyeceğinizi aklınız kesiyorsa o zaman kılmaz, direkt imama uyarsınız. وعن عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر رواه البخاري ومسلم. الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم نافلة namazlardan hiçbirini sabah namazının 2 rekatı gibi devamlı kılmaz diyen. O 2 rekat nafile namaza çok dikkat edermiş Peygamber Efendimiz sallallahu Yine bir başka rivayet var. Yani İbn Ömer radıyallahu anhuma قال رجل يا رسول الله دلني عمل ينفعني الله به. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki o amel bana fayda versin. Yaptığım zaman o bana fayda versin dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la tad'u rak'atayn qabla salati'l fecr fe inna fiha ragaib. Yani Ravahu Ahmed, sabah namazının sünnetini hiçbir zaman terk etme. Çünkü diyor onun içinde nice sevaplar vardır. Onun içinde nice sevaplar vardır. Ve Nebi Hüreyre radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın arkadaşlar, sabah namazının sünneti ne kadar önemliymiş. Dedi ya Allah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya ve ahiret, dünya ve içindeki ne varsa her şeyden daha hayırlı. Bakın ondan daha geniş, daha büyük bir hadis söyleyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا تَدَعُوا رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْرُ. Sabah namazının 2 rekatını, sünnetini suvariler diyor arkada sizi kuvalayacak olsalar bile mi? Savaştasınız, arkada sizi düşman kuvalıyor, o halde bile mi o sünneti terk etmeyin ya. Duydunuz mu gençler? Sabah namazının sünneti, 2 rekat sünneti bu kadar büyük fazileti, bereketi varmış. Et-Tergib ve Nebi Ümmi Habibete radıyallahu anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار رواه أحمد
ve Ebu Davud ve Nesai ve Tirmizi. Kim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Habibe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e rivayet etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kim diyor öğlenden önce 4 rekat sünnete devam ederse, tamam mı çocuklar? Farzından önce 4 rekat sünnete devam edecek. Devamında diyor öğlen farzından sonra da 4 rekat kılarsa, öğlenden önce 4 kıldı sünnet, sonra farzını kıldı 4, sonra 4 de son sünnetini kıldı. Tamam mıyık? Kim diyor buna devam ederse Allah-u Teala onun cesedini cehenneme haram kılar diyor. Cesedini cehenneme haram kılar. Beleş arkadaşlar İslam dini ya. Beleş bir din. Cennet o kadar beleş ki ya. 4 rekat öğlenden sonra kılacaksınız. 4 rekat da öğlenin farzından sonra kılacaksınız. Yani 2 rekat 2 dakika sürüyorsa 4 rekat da 4 dakika sürer. Hadi 4 de sünnet. 4 de farz 12 dakika. 12 dakika siz farzı öğlen namazının farzını kıldığınız zaman 12 dakika Allah-u Teala şu cesedinizi cehenneme haram kılıyor. Ya. Onun için vakti olan arkadaşlar yani imkanı olan, vakti olan sünnete sımsıkı yapışmak isteyen arkadaşlar öğlenin ilk sünnetini 4 kıldıkları gibi vakitleri, imkanları varsa da son sünnetini de 4 kılmaya gayret etsinler. Tamam mı? İlk sünnetini nasıl kılıyorsak arkadaşlar son sünneti de aynı şekilde kılarız. İlk sünneti nasıl kılıyorsak bir tekbirle, bir selamla aynı son sünneti de aynı şekilde ilk sünneti gibi kılmış oluruz. Çünkü bizde ne gündüz namazları erbaan erbaan diye 4-4 kılınır, gece namazları 2-2 kılınır. وعن عبد الله بن سائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. الله عبد الله بن سائب diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş zevaldan çıktıktan sonra öğle namazının farzından önce 4 rekat sünnet kılar ve şöyle buyururdu. 4 rekat sünnet kılar ve şöyle buyururdu. وَقَالَ إِنَّهُ سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَسْعَدَ لِي ف۪يهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. Bu vakit diyor, gök kapılarının açıldığı saattir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Göklerin kapılarının açıldığı saattir. Bu saatte de benim salih bir amelimin Allah'a yükselmesini istiyorum diyor. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazının ilk sünnetine de çok ehemmiyet verirmiş. وعن بشير بن رواه أحمد والترمذي وعن بشير بن سلمان عن عمرو بن العاص عن عمرو بن الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا كان كعدل رقبة من بني إسرائيل من بني إسماعيل. Kim diyor öğlen namazının farzından önce 4 rekat sünnetini kılarsa yani sünnetini terk etmezse İsmail oğullarından bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alırdı. Ravahu Tabarani fil Kebir. Ve ruvi an Ömer radıyallahu anhu semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet olunur ki diyor ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Erba'un qabla zuhri ve ba'de zevari tuhsabu bimithlihinne fissahari. Öğlen namazının farzından önce yani zevaldan sonraki 4 rekatın sevabı seherde kılınan 4 rekatın sevabı gibidir diyor. Seherde yani teheccüde kılınan 4 rekat namazın sevabı gibidir. Kafata bakın arkadaşlar. Öğlen namazının sünnetini ihmal etmediniz, terk etmediniz, kıldınız. Sanki gece seherde seher vakti kalkıp teheccüd vakti kalkıp 4 rekat namaz kılmış gibi diye sevabı vardır. O kadar mükafatı var. Ravahu Tirmizi. An İbn Ömer radıyallahu anhuma an-nebi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem
İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayetuna hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Rahimahullahu mira'en salla qablel asri erba'an. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikindinden önce sünneti kılan, dört rekat sünneti kılanlara dua ediyor. Kim dua ediyor? Kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diye dua ediyor? Bakın arkadaşlar. Rahimahullahu imra'en salla qablel asri erba'an. İkindinin farzından önce dört rekat sünnet kılan kişiye Allah merhamet etsin diyor. Allah merhamet etsin. Kimden önce dört rekat sünnet kılana Allah merhamet etsin diye dua ediyor. Demek ki ikindinin namazının sünnetini, dört rekat sünnetini kıldığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor bize. Tamam mı gençler? Tamam. Duymadım. Tamam. Ben duydum da ihtiyarlar duymadı şimdi. Tamam mı? Tamam. Ha. Uyanları uyandırın. Şeyle olur ki uyan olur. وَعَنَ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَلِهِ وَسَلَّمْ. Şimdi akşam namazına geldik arkadaşlar. Sabahı kıldık mı? Evet. Sabah namazının sünnetini kıldık değil mi? Evet. Mükafatı neydi? Dünya ve içindeki her şeyden hayırlıydı. Öyle mi? Evet. Sizi arkadan düşmanlar kovalasa da o sünneti bırakmayın diyordu. Öyle mi? Evet. Ha. Öğlen namazının ilk sünnetini dört kıldık, son sünnetini de dört kıldık. Öyle mi? Evet. Mükafatı neydi? Cennet. Allah-u Teala onun cesedini cehenneme haram kılsın diyor. Tamam mı? Evet. İkinin namazının sünnetini de kıldık. Dört rekat. Neymiş mükafatı? Peygamber Efendimiz aleyhisselam dua ediyordu. Allah rahmet etsin buna diye. Şimdi geldik akşam namazının sünnetine. Onun mükafatı neymiş bak. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى بعد المغرب اختيارlar iyi dinleyin yani sizin vaktiniz var emeklisiniz artık kılabildiğiniz kadar kılın ya emeklisiniz kim diye akşam namazını kılar sitte rekatin akşamdan sonra da altı rekat namaz kılarsa nafile namaz yani iki değil 2, 4, 6, 2'şer 2'şer 6 rekat kılarsa لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي مَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ yani her namazın arasında da konuşma olmadı. Selamı verdi. Hemen tekrar 2, 4, 3, 4. rekata kalktı. Esselamu Aleyküm dedi. 5. 6. rekata kalktı. Konuşma olmadı arada. Tamam mı? Tamam. عُدِلْنَا بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَ سَنَةً رَوَهُ اِبْنِ مَاجِهِ onun diyor o kılmış olduğu 6 rekat namaz var ya 12 senelik ibadete bedel diyor. İhtiyarlar sizin için mükafat yani. Hadi gençler bazı zaman tembellik edebilir ama Allah'ım onlara da ettirmesin inşallah. Onlara da kıldırsın, bize de kıldırsın. Ama 6 rekat sitte rekatin diye akşamdan sonra 6 rekat evvabin namazı deniyor genelde buna. Namazı kıldığınız zaman 12 senelik ibadete denkmiş. Evlerinizde olduğu zaman veyahut da arkadaşlar yani gücünüz yettiği kadar pazartesi perşembeye geldiğinizde bileme kılmaya devam edin. Olur ki evde işler var, güçler var, yetişemezsiniz, edemezsiniz, kılamıyorsanız bileme pazartesi perşembe ne yapın burada kılmaya gayret edin. Yani. Altı rekatmış. Tamam mı gençler? Tamam. Ve ruviye ana Aişte radıyallahu anha anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem men salla ba'del magribi 20 rekaten ben Allahu lehu beyten fil cennet. Aişe olmayanlara bir işte ha. İhtiyarlar dinleyin yani. Kim diye akşam namazından sonra 20 rekat kılarsa ben de ilk sefer gördüm bu hadisleri var arkadaşlar. Birkaç tane şeyh efendiden görmüştüm ya. Ya baktım 6 rekatın Allah rahmet eylesin şeyh efendiden hep biz evvabini gördük. 6 rekat 2 2 2 6 rekat evvabını kılardı. Fakat Suriye'de bazı şeyh efendilerde bunu gördüm. Kim diyor? Akşamdan sonra 20 rekat 20 rekat nafile kılarsa men salla ba'del magribi 20 rekaten ben Allahu lehu beyten fil cennet. Allahu Teala ona cennette bir köşk yapar diyor. Akşamdan sonra 20 rekat.
kılabilen bu meyit varsa, ömürde bir seferde olsa veya hacca mecca umreye giderseniz orada gidin, kılın yani. Orada niye gidiyorsunuz? İbadet için. Çarşı pazara gezmek için değil, en azından orada ömürde bir seferde olsa arkadaşlar bu sünnetleri yapmayı ihmal etmeyin inşallah. Birkaç tane şeyh efendilerine bunu görmüştüm Suriye'de. Fakat hiç denk gelmemiştim hadis-i şerifte. Demek ki hoca efendiler bu hadisleri duymuşlar. Bununla amel ediyorlarmış. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب. Ama Hazreti Huzeyfe de bu hadisi desteklemiş oluyor. Diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim ve onunla akşam namazını beraber kıldık. Fasalle ile Ayşe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsıya kadar nafile namaz kılmaya devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatsıya kadar nafile namaz kılmaya devam etti yani. At-targibu fissalati ba'den Ayşe. Şimdi akşam namazını da kıldık. Tamam mı gençler? Tamam. 6 rekat en az haftada 2 sefer kılmaya gayret edin. Yoksa 2 rekatı hiçbir zaman terk etmeyin. Kılabiliyorsanız daha bu meyitseniz 20 rekatı kılın. Şimdi yatsı namazına gelin. وَرُوِيَ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ كَاَرْبَعِ بَعْدِ الْعِشَاءِ وَاَرْبَعًا بَعْدِ الْعِشَاءِ كَعِدْ لِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Öğrenin diyor ilk sünneti, yatsı namazının ilk sünneti gibi mükafatı. Öğrenin farzındaki yani mükafat, aynı yatsı namazının farzındaki mükafat namaz gibi yani. Yatsıdan sonra kılınan 4 rekat namaz da diyor, sanki Kadir gecesinde kılınan 4 rekat namaza bedel. Kadir gecesinde kılınan 4 rekat namaza bedel. Onun için yatsı namazını kıldık arkadaşlar. 2-2, 4 kılacağız yani. 4 önce kılıyoruz, sonra 4 de sonra kılıyoruz. Yani kılmaya gayret edin inşallah. عن علي رضي الله عنه قال yatsının son sünnetini de bitirdik. Şimdi vitr vacip namazına geldik arkadaşlar. عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki vitr namazı farz namazlar gibi bir mecburi bir namaz değil yani. Fakat diyor velakinne senne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı kıldı ya. Vitr namazını kıldı. Öyleyse Allah Resulü Aleyhisselam kılmışsa bizim de kılmamız gerekiyormuş. Sonra şöyle buyurmuş. İnna Allaha vitrun yuhibbul vitre feavtiru ya ehlel Kur'an. Allahu Teala birdir, tektir, teki sever. Vitir namazını kılanların namazını kabul eder. Ey Kur'an ehli vitir namazı kılın. Vitir namazı bizde Hanefi mezhebinin vacip bir namaz. Kaza edilirken de vitir de kaza edilir yani arkadaşlar. Beş vakit namazı kaza ettiğiniz, eski kaza namazlarınız varsa bu beş vakit namazları kaza ederken altıncıyı da ekler, vitri de kaza edersiniz. Bir mekanda kılıyorsanız mesela burada bir günlük namaz kılacaksınız. Bir tane ezan okursunuz, geri kalan beş tane de kamet getirirsiniz. Ama değişik yerlerde kılıyorsanız, öğleni farklı, ikindiği farklı, akşamı farklıysa her namaz için ayrı ezan, ayrı da kamet getirmeniz gerekir. Toplu kılacaksanız kolaylık var, indirim var yani. Ve an Cabir radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kâfe elle yekûme min âhiril leyl fel yûtir evvelehu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki asıl olan vitir vacip namazı ne arkadaşlar? Yatıp biraz gece geçtikten sonra yani şimdi 7.30'da ezan okunuyorsa 11.30, 12, 1'e doğru kılmak. İtir namazı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, gece geç vakitlerde kalkamamaktan endişe eden kimse itir namazını yatmadan önce kılsın. فَاِنَّ الصِّفْ وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَالْيُوتِرْ آخِرًا لِيْنْ. Eğer kalkabileceğini aklı kesiyorsa ne yapsın? Gece geç kılsın ya. فَاِنَّ صَلَاتِ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ وَذَٰلِكَ اَفْضَلُ diyor. Çünkü zira gece kılınan namazda rahmet melekleri hazır bulunurlar
şahit olunur ve daha fazilettir. Kalkmaya gücü yeten kardeşimiz varsa, sen son sünneti farzı kıldı, iki kıldı, sonra tesbihatını çeksin, tebarekesini okusun, Emen Resulü'nü okusun, evradını çektiyse vitri gece kalkmaya niyet etsin veya teheccüde kalktığında kılmasında diye daha hafızdır. Fakat kılamayacaksa, eğer uyuduğu zaman bir daha kalkamayacaksa, imsak vaktinden önce kalkamayacaksa, o zaman ne yapsın diye Peygamberimiz Aleyhisselam yatmadan önce kılsın diye. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ مَنْ صَلَّ الضُّحَى وَصَامَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَلَمْ يَتْرُكِ الْوِتْرَ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ كُتِبَ لَهُ اَجْرُ شَهِيدٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ Kim diyor, kuşluk namazını kılarsa, ileride gelecek inşallah duha namazı, her aydan da 3 gün oruç tutarsa, başından, ortasından, sonundan, ve diyor Peygamber'in vitir namazını terk etmezse kendisine şehit sevabı verilir yani. Bugünlerde ne arkadaşlar, yine oruç günleri yani. 6'da daha git git 5.30'a kadar ne? Ezan okunacak. En azından pazartesi perşembeyi ihmal etmeyin. Diğer günlere gücünüz yetmiyorsa pazartesi perşembeyi bugünlerde ihmal etmeyin. Günler kısa. Kazalarınız varsa kazalarınıza niyet edin. Ayın 13'ü, 14'ü, 15'i Eyyamül Bid dediğimiz 13, 14, 15 günleri, o günlerde ne yapın? Oruç tutun. Bu günler hakikaten bereketli günler yani. وَعَنْ خَارِجَةَ بِنْتَ حُزَافَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ خَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَامُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye bir gün bizim yanımıza gelerek fakal şöyle buyurdu. قَدْ اَمَدَّكُمُ اللّٰهُ بِصَلَاتٍ هِيَ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ Bir namazla Allah size yardım etti, o namaz sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. وَهِيَ الْوِتْرِ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ عَيْشَاءِ الْآخِرِ اِلَى تُلُوعِ الْفَجْرِ diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O vitir namazıdır, onun vaktini de size kolay olsun diye diyor, yatsıyla ta ki imsak vaktine kadar bıraktı. Hangi vakitte uygunsa o vakitte kılın, çünkü çok bereketli bir namaz diyor. Ravaha Ebu Davud ve İbn-i Mace ve Tirmizi. وعن مريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق مريرة رضي الله عنه'tan rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ki vitir namazı İslam'da vardır. فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ لَيْسَ مِنَّا Kim vitir namazını kılmazsa yani bizim yolumuzu, bizim sünnetimizi ihmal etmiş olur. الْوِتْرُ حَقٌ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرِ فَلَيْسَ مِنَّا ثَلَاثًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَوُ دَوَى Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 sefer belirdi yani. Vitir namazı haktır. Eğer kim bu vitir namazını kılmazsa bizim sünnetimizi terk etmiş olur, yolumuzda yürümemiş olur diyor. Allah-u Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam Müzir'in ruhu için, bizden hayırlı muratları için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarının hasıl olması niyetiyle, hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle, El-Fatiha-tu ma'as-salavat.